Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kıyamet neden gizli? Semavi dinlerin mühim esası olan kıyamet hakkında Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geniş izahlar söz konusu. Bu izahlarda kıyametin çok yakın olduğu ve o günün dehşeti ifade edilerek insanların hazırlıklı olması teşvik edilmekte. Mesela Müslim'de geçen bir hadise göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ben ve kıyamet günü şu iki parmak gibi yaratıldık buyurmuş ve işaret parmağı ile orta parmağını birbirine bitiştirmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözleriyle kıyametin çok yakın bir zamanda meydana gelebileceğine işaret ediyordu. Kur'an-ı Kerim'de de kıyamet yakındır buyurulması ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyametin çok yakın zamanda kopacağını bahsetmesi, 1400 sene geçtiği halde hala kıyamet gerçekleşmedi diye akla bir şüphe gelmemeli. Çünkü kıyamet, dünyanın eceliyle ilgili bir meseledir. Dünyanın o uzun ömrüne nispeten 1000 veya 2000 sene, bir seneye göre 1 iki gün veya 1 iki dakika gibidir. Kıyamet saati, Yalnız insaniyetin eceli değil ki onun ömrüne nispet edilip akıldan uzak görülsün. Ayet ve hadislerde kıyametin tam zamanı bildirilmemekle beraber Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kıyametin kopma vaktine yakın zamanda meydana gelecek bazı hadiselerden ve alametlerden bahsederek özellikle müminleri devamlı uyanık tutmaya ve hazırlıklı bulunmaya teşvik etmiştir. Kıyametin kopmasının gizli tutulmasının sebep ve hikmetlerine gelince. Esasen bunun pek çok hikmetleri vardır. Nasıl ki bir insana öleceği zaman bildirilmiş olsaydı, hayatının yarısını iman ve İslam şuurundan mahrum olarak tam bir gaflet ile yaşayacak, yaradan sonra ise adım adım yavaş yavaş dar ağacına giden bir idam mahkumu gibi ölümünü bekleyerek müthiş bir ızdırap duyacak ve azap çekecekti. Musibet ve felaketlerin insanoğlu için gizli kalmasında da aynı hikmet vardır. Çünkü vakti belli olan bir felaketi beklemek o musibeti yaşamaktan daha fazla ızdırap ve işkence verecektir. İşte aynen bunun gibi pek çok hikmetler için Kıyametin vakti insanlar için gizli kılınmıştır. Allahu Teala bunun zamanını tam ve net olarak bildirmemiştir. Her insan için ecel neyse bütün bir insanlık içinde kıyamet odur. Mesela bizim hazretleri bu konuyla ilgili şöyle bir izaha yer verir. Dünyanın eceli ve ölümü olan kıyametin vakti belli olmuş olsaydı eğer ilk ve orta çağda yaşayan insanlar ahiret düşüncesinin habersiz bir şekilde gaflet içinde yaşamış olacaklardı. Ve son çağın insanları da kıyamet vaktini beklemenin dehşeti içinde dünya hayatının huzurunu, saadetini ve lezzetini alamayacaklardı. Şayet kıyamet vakti belli olmuş olsaydı bir kısım iman hakikatleri apaçık bir şekilde ortaya çıkacak. Herkes ister istemez tasdik edecek. E, netice olarak da teklif ve imtihan sırrı, iman sırrı kaybolacaktı. İşte bunun gibi pek çok maslahatlar ve hikmetler için kıyametin vakti gizli kalmış ve herkes her dakika hem ecelini hem de hayatının devamını düşünebilmiştir. Böylece ne dünya hayatı ne de ahiret hayatı ihmal edilmemiştir. Kıyamet günün gizli kalışı kıyametin kopuşuna kadar devam edecektir. Ne zaman ki güneş doğu yerine batıdan doğacak artık insanlar için imtihan meydanı ve tövbe kapısı kapanacak. Herkes kıyametin kopacağına yakın yakinen ve kesin olarak iman edecektir. Ancak o vakitten sonra yapılacak pişmanlık ve edilecek iman da fayda vermeyecektir. İşte bu ve benzer hikmetlerden dolayı Cenab-ı Hak Hakim isminin gereği olarak Nasıl bir insanın ne zaman vefat edeceğini net olarak insanlara bildirmemişse kıyametin ölüm vakti olan kıyametin eceli olan kıyametin kopmasını da Allah gizlemiş ve bu hikmetlerden dolayı tam beni torak zamanını bildirmemiştir.